Efendim herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında ve devamında Soçi'de, önce Temmuz'da Tahran'da Rusya lideri Vladimir Putin ile üst üste iki kez görüşen NATO üyesi bir ülkenin lideri olarak Ukrayna'yı ziyaret edip yanında üstelik Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte bu kez Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesi Türkiye için kredisi yüksek bir gelişmedir. Öncelikle Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana bir takım insanların hızlı bir şekilde taraf tutma eğilimlerine hiç yüz vermeden Avrasya coğrafyası çerçevesinde ama esas olarak da bir komşu ülke olarak hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olan bir komşu devlet lideri olarak doğru, dengeli bir siyaset yürüttü. Bunu hiç kimse yadsıyamaz. Çünkü neden bir takım insanlardan bahsettim? Çünkü bir takım insanların bir kısmı AK Parti bünyesindeydi. Ve hızlı bir şekilde Avrasyacı bir savrulmayla işte Putin biraz sonra küreselci Zelenski'nin canını okuyacak, ha gayret Putin, biz de işte Putin'in yanında olmalıyız falan gibi yorumlara çok rastladık. Zelenski'nin ülkesinin toprağını koruma ve devletinin egemenliğini ayakta tutma gayretini küreselcilerin tuzağına düşmüş bir zavallı, maskara bir Ukrayna politikacısı, hatta küreselciler tarafından oraya getirilmiş ve bu savaşı tetiklemiş bir vatan haini gibi gören çok fazla isim esasında AK Parti'ye yakın gruplardaydı. Erdoğan bunları dinlemedi. Tam tersine, çok enteresan bir dengeleme siyasetiyle dünyada Ukrayna Savaşı gibi bir savaşta en çok takip edilen liderler arasında birinci sıraya yükselmeyi tercih etti. Ne yaptı? Bir defa Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve Kırım'ın işgali, Kırım başta olmak üzere, Kırım'ın ilhakı meselesinde 2014 yılından beri sürdürmekte olduğu politikadan taviz vermedi. Yani dedi ki arkadaş, ben Kırım'ın ilhakını tanımadım, tanımıyorum. Toprak bütünlüğünü destekliyorum ve Ukrayna devletinin egemenlik haklarına saygılıyım. Herkes de saygılı olsun dedi. Bunu Rusya'ya direkt olarak kendisi söyledi. Ayrıca Zelenski ile yaptığı bütün görüşmelerde de Türkiye'nin Ukrayna'nın savunması açısından elinden gelen her şeyi yapabileceğini açıklıkla ifade etti ve bu ifadesini de Kremlin'e duyurdu. Bunlar önemlidir. Peki neden bütün bu sergilediği net Ukrayna'yı savunan politikaya rağmen Putin Erdoğan'dan vazgeçemedi? Çünkü Putin de bir tek şey biliyordu, NATO bünyesinde görüşebileceği ve günü geldiğinde Brüksel'e, Washington'a veya Avrupa başkentlerine mesajını iletebileceği bir kanala ihtiyacı vardı ve o kanal tabii ki Erdoğan oldu. Erdoğan bunu yaparken aynı zamanda ekonomik ilişkilerin devamı, petrol akışı, Rusya'ya karşı hiçbir yaptırıma katılmaması, tam tersine Rus oligarkların yatlarının Türk limanlarında görünmesine kadar uzanan bir takım esnek davranışları sergilemekten de kaçınmadı. Ama bence en önemli noktalardan biri bu savaşta yaptığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize son emaneti olan Montreux Anlaşması'nı son derece düzgün bir şekilde işletmiş olmamızdır. Yani Türkiye, Ukrayna bölgesindeki bir olayı
harekat olarak değerlendirmedi, savaş olarak değerlendirdi ve son derece dengeli bir kararla hem Karadeniz'e sahili olmayan devletlerin donanmalarının girip çıkmasına izin vermedi, hem de savaşan tarafların donanmalarının boğazları kullanmasına izin vermedi. Çok doğru kararlardır bunlar. Bunlar çok birikimli ve doğru kararlardır. Hiç bu konuyu tartışmıyoruz bile. Zamanında İstanbul Kanal tartışması çerçevesinde köşe yazılarında Montreux'u Türkiye'nin ayağına vurulmuş pranga gibi gösteren arkadaşları da buradan selamlıyorum, meslektaşları. Herhalde o yazılarını internet ortamından en azından silmeye çalışıyorlardır. Montreux Anlaşması'nın Türkiye'nin ayağına pranga olmadığını, tam tersine bütün yazılmış haliyle Türkiye'yi boğazlarda tam egemen kıldığını Ukrayna Savaşı sayesinde herkes gördü. Gerçi herkes Lozan Anlaşması'nın da ne kadar önemli olduğunu daha yeni yeni fark ediyor. Geçelim. Şimdi burada Erdoğan bir yanda Rusya lideri gibi bir adamla ilişkisini Suriye ve Libya sorunlarına rağmen iyi bir noktada tuttu. Öbür yandan Zelenski'ye sürekli morali veren ve yeni kapılar aralayan bir politika geliştirdi. O zaman da söyledim, şimdi de tekrarlıyorum. Türkiye'nin yoğun diplomasisiyle Birleşmiş Milletler himayesinde İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması Türk diplomasisi için büyük bir dönüm noktası ve zafer tepesidir. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her konuşmasında Erdoğan'a teşekkür ediyor. Hiç daha bugüne kadar tahıl konusunda özellikle Guterres'in, hani İngilizcesinde söyleyeyim, one man show yaptığını görmedim. Adam her seferinde diyor ki, Erdoğan olmasaydı biz bu anlaşmayı yapamazdık. Zaten Putin de söyledi. Bu sizin dedi, çalışmanız olmasaydı bu olma. Bunlar önemli şeyler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle Batı tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde hem de Karadeniz alanında geriye itilmeye çalışıldığı, görünmemeye çalışıldığı bir dönemde önemli diplomatik, siyasi ataklardır. Ve Türkiye bu yapısıyla şu anda, yani Lvov'da buluştular biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı önce Polonya'ya gitti. Polonya'dan karayoluyla sınır kenti olan Lvov'un Potoçki Sarayı'nda buluştu. Önce ikili görüştüler Zelenski ve Erdoğan. Sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katıldı. Üçlü bir görüşme yaptılar. Ben o üçlü görüşme fotoğrafını önemsiyorum. Gerçekten önemsiyorum. Çünkü Erdoğan iki görüşme yaptı. Soçi ve Tahran. Sonra Guterres'le beraber Zelenski'ye gitti. Bu şu demek, artık taraflar açısından sürdürülebilirliğini her geçen gün biraz daha yitirmekte olan savaşta iki tarafta büyük bir olasılıkla yeni bir kapının aralanmasını, tıpkı tahıl anlaşmasında olduğu gibi bu anlaşmanın, yani önce bir ateşkesin, yani mevcut statüyü koruyan bir ateşkesin sağlanmasını ve devamında da barış müzakerelerinin yine Birleşmiş Milletler'in himayesinde devam etmesini sağlayacak bir formüle yaklaşmak zorundalar. İşte Guterres tahıl meselesinde birlikte çalıştığı ve iki lider arasındaki diyalogda etkisini gördü. Tayyip Erdoğan'ı bu yüzden o masaya ortak ediyor. Ne dedi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Biz iki taraftan da, yani Rusya'dan da, Ukrayna'dan da
tahıl anlaşmasında gösterdikleri iyi niyetli ve üretken çabaları korumalarını istiyoruz. Tarafların anlaşmaya göstermiş oldukları büyük destek sayesinde bugüne kadar birçok gemi tahıllarıyla limanlardan ayrılma şansı yakaladı. Bunun bütün alanlara yayılmasını talep ediyoruz dedi. Yani dedi ki, bakın biz sizi tahılda anlaştırdık, gelin işi uzatmayalım, diplomasi üzerinden nasıl bu işi hallederiz ona bakalım. Zaten Zelenski'nin de açıklaması bu yönde, şöyle diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi diyor ama gerek Zelenski devam cümlelerinde gerekse Guterres ve Erdoğan diplomatik çözüm olanakları üzerinde durulduğunu vurguluyorlar. Bu bir adım. Ben buradan hemen geleceğe dönük büyük beklentiler oluşturacak bir analiz yapacak değilim. Ama önümüzdeki 2-3 aya baktığım zaman zaten bu adımın bugünlerde atılmış olmasından da şaşkınlık duymuyorum. Çünkü taraflar ellerindeki malzemeleri, insan malzemesini, ekonomi, her şeylerini kullandılar. Gelebildikleri nokta bu. Efendim, Rusya bir daha mı saldırır? Saldırabilir. Veya her son harekatı Ukrayna'nın bir sonuca gidebilir mi? Gidebilir. Bu bir savaş. Ama normalde kağıt üstünde gözüken hal bu. Ve burada eğer Erdoğan bu baştan beri yürüttüğü bu başarılı diplomasiyi sürdürürse büyük bir olasılıkla Putin ve Zelenski'nin kadrolarını önce müzakere masasına oturtmuş, devamında inşallah tabii her şey yolunda giderse, devamında da iki savaşan ülke liderini bir masada buluşturmuş, portre veya karakter olma şansını yakalayabilir. Bu bir başarı öyküsü olarak 2023 yılına yansıdığı an itibariyle de Türkiye'nin 2023 seçimlerinin sonuçları hakkında bayağı da etkili bir nokta oluşturabilir. Bunların hepsi benim şu anda yürümekte olan süreçlerden çıkardığım varsayımlar. Bunlar olacak anlamına da gelmiyor. Erdoğan'ın söyledikleri de önemli. İşbirliğimizi ve dayanışmamızı ilerletmeye ele aldık. 6 aydır devam eden görüşmelerin ana konusunu bunlar teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık diyor. Yani değişen bir politikası yok. Ve Rusya'ya da bu mesajı iletmiş oluyor. Ben bir de heyete baktım. Heyet esasında Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Türk hükümetinin Ukrayna ile ilişkileri stratejik bir kimliğe kazandırarak uzun vadeli düşündüğünü de gösteriyor. Yani bu savaşın bir galibinin olmayacağını Türkiye hesaplamış gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Mevlüt Çavuşoğlu var, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım Orman Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Buş bir anlaşma imzaladı. Bir görev gücü kuruluyor ortak. O görev gücü Ukrayna'nın yeniden imarında Türkiye'nin çalışmalarını şey yapacak. Devamı önemli. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Sözcü, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Böyle bir heyet, bu tür bir heyet, efendim Zelenski bu işi kaybediyor
Türkiye'nin yeri Avrasya'dır falan diyenlerin hayalci yapılarına bir tür cevap kimliği taşıyor. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şunu görüyor ki Ukrayna varlığını koruyacak. Bu heyet bu anlama gelir. Geleceğe dönük anlaşma imzalıyor Tayyip Erdoğan. Kimle? Zelenski'nin ticaret bakanıyla. Niye? Çünkü savaştan sonra orası yeniden imar edilecek ve demek ki Türkiye Cumhuriyeti Zelenski ile savaş sonrası bir çalışmayı öngörüyor. Olay bu. Böyle görmek lazım. O yüzden ben bugün Ukrayna ile ilgili başka bir şey söylemeyeceğim. Zaporijya'yı günlerdir söyledim size. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Zelenski arasındaki görüşmenin ana unsuru o olduğu biliniyor. Belki Türkiye'de o konuda hani oranın askerisizleştirilmesi yönünde bir çaba gösterebilir. Erdoğan'ın da cümlesi önemli tabii. Biz yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz dedi. Bunlar hepsi benim anlattığım ve öne çıkardığım konuların liderler tarafından da aynı şekilde takip edildiğini göstermesi bakımından önemli. Hoşça kalın.